cezan olur. Çektiğim çilemi yıllardır tuttum, nöbet bitmeyecek mi? Ülkemizde de artık internet starlar yaratmaya başladı. Bunun en son örneği de izlediğiniz şarkı sayesinde oldu. İrem Yağcı isimli hukuk fakültesi öğrencisi bu genç kardeşimiz gitarıyla söylediği Hayalet Sevgilim şarkısı sayesinde çok meşhur oldu. Hatta hakkında bir sürü efsaneler üretildi. Yok şarkı ölen sevgilisi adına yazılmış, yok hatta şarkıyı söyleyen kız bile intihar etmiş yönünde bir sürü internet efsanesi ortaya çıkmıştı. Biz de İrem Yağcı'yı bulduk ve tüm bu ayrıntıları öğrendik. Sonsuzluk senle başladı o küçük dünyamda. Ben İrem Yağcı, Koç Üniversitesi'nde okuyorum hukuk fakültesinde. Öğrenciyim. Müzikle de uğraşıyorum hobi olarak. 7 senedir gitar çalıyorum. Böyle bestelerim var, 12-13 tane. Bu biz kampüste arkadaşlarımla beraber yaptığımız bir telefon kaydı aslında. Çok amatörce. Daha sonra telefonlar arası Bluetooth sistemiyle birbiriyle aralarında yayıldı ve internete de bu şekilde düştü zaten diye düşünüyoruz. Anlamıyorum ne olur da. Sevmesen de beni özledim, sesini gitsesen de yine gitmesen. Yazdığım diğer 13-14 şarkıdan çok da farklı değil. Bunun ayrı bir özelliği yok. Dediğim gibi bir ölen sevgiliye ya da intihar etmiş bir eski aşka falan yazılmadı. Ama okuduğumda cuk diye oturduğunu fark ettim. Cidden şarkıyla çok özdeşleşmiş bir hikaye. Yazana da çok buradan tebriklerimi sunuyorum. Ama dediğim gibi şarkıyla hiçbir alakası yok böyle bir hikayenin. Herhalde sözlerinden dolayı böyle bir şey yazılmış.